1 Ağustos 2021 Pazar. Hicri 22 Zilhicce 1442. Rumi 19 Temmuz 1437. Hızır 88. Osman Bey'in vefatı. Orhan Bey'in tahta çıkışı. 1326. Kıbrıs'ın fethi 1571. Eyyam-ı Bahur. En sıcak günler başladı. Hadis-i Şerif. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kendisine bir iyilik yapılan kimse, İyiliği yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın, Allah senden razı olsun derse muhakkak ona layıkıyla teşekkür etmiş olur. Sünen-i Tirmizi. Günün konusu: Orhan Gazi'nin kadı tayini. 1326 yılında tahta geçen Orhan Gazi, Osmanlı padişahlarının ikincisidir. Ömrü gaza ve cihat yolunda at sırtında geçmiştir. 34 sene adaletle devleti idare etmiştir. Orhan Gazi zamanı devletin tam manasıyla kurulup ortaya çıkma ve teşkilatlanma devridir. İyi bir asker ve kudretli bir devlet adamı olan Orhan Gazi, alimlere ve evliyaya hürmet eden muhterem bir zat idi. Bir gün Hanefi mezhebi fıkıh alimi ve aynı zamanda bir veli olan Alaaddin Karahisari radıyallahu anh'ı ziyarete gitti. Alaaddin Karahisari ile bir müddet sohbet ettiler. Orhan Gazi onu edeple dinledi. Sonra başını kaldırıp, seferde ve hazarda ahali arasına vaki olacak hadiselerde hükmedip hak ile batılı ayırmak, şer'i hükümleri beyan etmek için bir kadı lazımdır. Talebenizden birini benimle sefere gitmek için tayin etseniz, dedi. Alaaddin Karahisari radıyallahu anh, Orhan Gazi'nin bu arzusunu kabul ettikten sonra talebelerine baktı. Talebelerinden hiçbirisi bunu kabul etmek istemediler. Çünkü onlar sultanlara yakın olan alimleri dünyaya düşkün addediyorlardı. İlimlerini dünyaya alet etmekten korkuyorlardı. Ancak Orhan Gazi öyle bir kimse değildi. Alimleri emretmek için değil, Allahu Teala'nın emirlerini onların ağzından dinlemek ve kendisini Allahu Teala'nın yasaklarına meyletmekten sakındırmaları için yanına istiyordu. Devleti idare etmek için sultana, sultanın yanlış yola sapmaması için alimlere ihtiyaç vardı. Orhan Gazi ısrar edince Alaaddin Karahisari, en gözde talebesi ve Şeyh Edebali'nin de akrabalarından olan Çandarlı Karahalili, Sultan Orhan Gazi'nin emrine verdi. Karahalil de hocasının emrine uyup Orhan Gazi ile birlikte gitti. Seferde ve hazarda sultana müşavirlik, anlaşmazlıklarda hakimlik yaptı. Yanlış yola sapanları terbiye edip, İslam dininin emir ve yasaklarının Devlet-i Aliye-i Osmaniye içerisinde sünnet-i seniyeye uygun şekilde tatbikine gayret etti. Neslinden de birçok devlet adamı yetişti ve Devlet-i Aliye'ye büyük hizmetleri dokundu. Bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.